Bazılarınız neden Drake denklemini bu kadar kafaya taktığımızı merak ediyor olabilir. Ya da bu tip tahminlere dair elimizde doğru dürüst bir ipucu dahi yokken neden galaksideki tespit edilebilir uygarlıkların sayısını bulmaya yönelik bu sanal deneyi yapmakla uğraşıyoruz gibi bir soru gelebilir aklınıza. Mevcut gezegenlerin ne kadarının yaşam barındırma potansiyeli olduğunu veya gerçekten üzerlerinde yaşam belirdiğini bilmiyoruz. Üzerinde yaşam olan gezegenlerin ne kadarında akıllı yaşam bulunduğu ve bu akıllı yaşamlı gezegenlerdeki uygarlıkların ne kadarının elektromanyetik ışınımı bir iletişim yöntemi olarak kullandığını da bilmiyoruz. Bunlar için cevaplarımız mevcut değil. Hatta muhtemelen bu sorulardan birkaçının cevabını uzunca bir sürede öğrenemeyeceğiz. O zaman bu hesapları yapmanın anlamı nedir? Bu aslında mantıklı bir bakış açısı. Drake denklemi veya burada ortaya koyduğumuz bu küçük denklem bile geleneksel anlamda mühendislik veya fizik problemlerine derhal uygulayabileceğiniz türden denklemler değildir. Ben buna biraz daha beyin fırtınası gibi bakıyorum. Denklemin ilgi çekici tarafı ise problem üzerine olan çeşitli fikirleri bir temel üzerine oturtabilmesi. Bana göre de bu onu değerli kılıyor. Muhtemelen bu soru için yakın zamanda kesin bir cevap bulamayacağız. Ancak denklem bizi bunların ne anlama geldiği veya doğru içerikleri bünyesinde barındıran ve üzerinde yaşam belirlemeye başlayan gezegeni nasıl bir akıbetin beklediği ya da bu tür bir gezegende akıllı yaşam ortaya çıktıktan sonra neler olacağı gibi sorular üzerine düşünmeye itiyor. İyi de öldür hakkını yeme demişler. Bundan 200 yıl önce galaksideki yıldız sayısının ne olduğuna dair aşağı yukarı bir tahmin yapmanın bile imkanı yoktu. Şimdi ise bu konuda idare eder bir seviyedeyiz. 20-30 yıl önce gezegene sahip yıldızların oranı hakkında bir şey söylemek imkansızdı. Ancak şimdi öte gezegenler keşfediyoruz. Yıldızların titreştiklerini görebiliyoruz giderek daha isabetli sonuçlar veren cihazlar buluyoruz. Dolayısıyla dünyanın boyutuna yakın diğer gezegenler hakkında düşünmeye başlayabiliriz. Bu konuda bile gelişmeler mevcut ve üzerine düşünmek için başka metotlar da var. Bu öte gezegenlerin bazıları doğru bölgede bulunuyormuş ve doğru kimyasal bileşenlere sahipmiş gibi görünüyor ve bundan dolayı bu gezegenlerin yaşam barındırma potansiyellerinin bulunduğu sonucuna ulaşıyoruz. Dolayısıyla zaman geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe bu konuda daha iyi bir yerlere gelebiliriz. Tabi dediğim gibi bunun yakın zamanda olacağı yok. Dolayısıyla tüm bu çabanın esas değeri bu süper ilginç konu üzerinde bir düşünce sistematiği oluşturmaktır. Geçtiğimiz videoda söylediğim bir şey üzerinde hafif bir düzeltme yapmak da istiyorum. Geçtiğimiz videoda bu L için uygarlık yaşam süresi ifadesini kullandım. Ancak bu denklemde esas gerekli olan bu uygarlığın tespit edilebilirkenki süresi. Yani eğer uygarlık 100 bin yıldır mevcut olup da bizim tespit edebileceğimiz türden hiçbir şey yaymıyorsa bir anlamı yok. Bizim aradığımız şey bu değil. Bizim aradığımız ister 5 bin yıl olsun, ister 10 bin yıl, ister 100 bin yıl, bu sürelerin herhangi bir döneminde bu uygarlığın bize ulaştığında bir şekilde tespit edebileceğimiz bir çeşit elektromanyetik ışınım ile iletişim kurmuş olmasıdır. Başka bir altını çizmek istediğim nokta ise galakside şu anda, tespit edilebilir uygarlıkların sayısı üzerine konuşuyor olduğumuz. Bunu tırnak içine alıyorum. Çünkü üzerine konuştuğumuz uygarlık bizimle aynı zamanda aşağı yukarı son yüzyılda radyo iletişimini keşfetmiş öncü bir uygarlık da değil. Çünkü yaydıkları sinyalleri tespit edebilmemiz için bizden yüz ışık yılından daha uzak olmamaları gerekir. Eğer galaksinin öbür tarafında olsaydılar, yaydıkları sinyalleri önümüzdeki on binlerce yıl boyunca tespit edemezdik. Yani şu andan bahsettiğimizde bize ulaşan sinyallerden söz ediyorum. Gelen, bize şu anda ulaşan sinyallerden. Bundan 70 bin yıl önce radyoyu bulmuş bir uygarlık olduğunu varsayalım. Diyelim ki bizden 70 bin ışık yılı uzaktalar ve 10 bin yıl sonra sonları geldi. Fakat yaydıkları ilk radyo sinyalini şu an alıyoruz. İşte bu tip bir uygarlık burada kurduğumuz denkleme dahil edeceğim türden bir uygarlıktır. Denklemi kurduktan sonra sayılarla biraz daha oynayabiliriz. Ancak öncesinde bu hesabı iyice anlamalıyız. Bu sayı galaksimizdeki yıldızların yaklaşık adetidir. Bununla çarptığınızda galaksideki gezegene sahip yıldızların sayısı çıkar. Bu NP ile yani üzerinde yaşam barındırabilecek ortalama gezegen oranı ile çarptığınızda da bu ilk üç değişken size galaksideki tarihlerinin en azından bir döneminde yaşam barındırma olasılığı bulunan toplam gezegen sayısını verecektir. Bununla da çarparsanız galaksideki üzerlerinde gerçekten yaşam barındıran gezegen sayısını elde edersiniz. Barındırma olasılığı değil, tarihlerinin bir noktasında üzerlerinde gerçekten yaşam bulunmuş gezegenler. Bununla çarparsanız üzerlerinde akıllı yaşam gelişmiş gezegenleri bulursunuz. Yani tarihlerinin en azından bir bölümünde üzerlerinde akıllı yaşam belirmiş gezegenleri. Onu da bu oranla çarparsanız tüm bu değişkenlerin çarpımı üzerinde tarihinin en azından bir bölümünde radyo dalgalarını iletişim için kullanmaya başlayıp tespit edilebilir hale gelen bir uygarlık barındırmış gezegenlerin sayısını verecektir. Yani buraya kadar tüm bu altı değişken bize tarihlerinin bir bölümünde üzerlerinde tespit edilebilir akıllı yaşam belirmiş gezegenlerin, yıldızların, güneş sistemlerinin sayısını verir. Ancak bizim aradığımız şu anda tespit edilebilir olanlar. Aradığımız biz daha mağaralarda yaşarken ve avcılık, toplayıcılık yaparken radyo sinyallerini kullanacak seviyeye gelmiş ve sonra da ortadan kaybolmuş uygarlıklar değil. Radyo sinyallerini şu anda aldığımız uygarlıklar. İşte bu yüzden burada bu değişken var. İşte bu süre radyo sinyalleri yaydığı için tespit edilebilen uygarlığın yaşam süresi. Peki, tarihin herhangi bir noktasında bir çeşit radyo sinyali yayarak tespit edilebilir hale gelmiş bir uygarlığın sinyallerinin bize şu an ulaşabilme olasılığı nedir? İşte bu, o uygarlığın tespit edilebilir olduğu süre. Bunu o güneş sisteminin veya gezegenin yaşam süresine bölerek sonuca ulaşıyoruz. O yıldızın güneş sisteminin ve gezegenin yaşam süreleri arasında esasında aşağı yukarı birkaç yüz bin yıl hatta birkaç milyon yıl civarında fark olsa da esas belirleyici yıldızın milyarlık ölçekteki yaşam süresi olduğundan hepsinin yaşam süreleri aynı sayılır. İşi biraz daha somutlaştırmak adına diyelim ki Güneş'in yaşam süresi ve dolayısıyla dünyanın ve Güneş sistemimizin yaklaşık yaşam süresi 10 milyar yıl olsun. Ardından da oldukça iyimser bir bakış açısıyla diyelim ki uygarlığımızın tespit edilebilir dönemi 1 milyon yıldır. Uygarlığımızın en güzel günleri önümüzde. Yani 1 milyon yıl boyunca tespit edilebiliriz. Dolayısıyla buradaki değişken 1 milyon bölü 10 milyar, yani 1 bölü 10 bin olacaktır. Dolayısıyla her ne kadar 1 milyon yıldır tespit edilebilen sinyaller yayıyor olsak da, gezegenin ve güneşimizin yaşam süresini hesaba katarsak, eğer bireleri güneş sistemimizin 10 milyar yıllık tarihindeki rastgele bir dönemi tarıyorsa, bu taramanın bizim sinyal yaydığımız döneme denk gelme olasılığı 10 binde bir olacaktır. Mars'ta, Venüs'te veya Dünya'da da yüz binlerce yıl önce başka uygarlıkların belirmemiş olduğunu varsayarsak, bu taramayı yapıyor olan bir uygarlığın bizi tespit etme olasılığı 10 binde bir olacaktır. Bundan yaklaşık 3 milyon yıl önce, bize 20, 100 veya 1000 ışık yılı uzaklıkta yaşamış ve tüm bu gezegen dışı yaşam araştırmalarını yapmış bir uygarlığın mensupları teleskoplarını bize doğrultup bizim ve Güneşimizin 1-2 milyon yıl önceki haline bakıyor olsalardı hiçbir radyo sinyali izi bulamayıp bu uzaylılar da ne zaman ortaya çıkacak yahut diyebilirlerdi. Her ne kadar güneş ve dünya üzerinde önünde sonunda belirecek olsak da bizi gözlemleyemezlerdi. Çünkü burayı taradıkları sırada o on binde birlik dilimin dışında kalmış olurduk.